Herkese selamlar. Pazartesi gününden kahvaltılar yapıldı. Keyif çayımın sonu da geldi. Müge'yi açmıştım birazcık. Kızlarla evdeyiz bugün. Yağmur dindi burada arkadaşlar. Dün çok fenaydı hava. Tam keyif çayıma devam ediyordum. Bir bardak daha alayım dedim. Kargom geldi arkadaşlar. Adres kısmını ters çevirdim. Nereden geldiğine baktım. Nuriyeciğimden geliyor. Kayserilerden. YouTube kanalda var hatta arkadaşımın. Kanalının ismi Madame Mor. Buraya yine yazarım arkadaşımın kanalını. Sanırım bana ev hediyesi gönderdi. Adresi de Özlem'den aldı diye tahmin ediyorum. Çünkü birkaç gün önce Özlemciğim, kuzenim bana çiçek yollamıştı. Biliyorsunuz çok güzel orkide göndermişti. Almanyalardan böyle bir incelik yapmıştı. Buradan da tekrar kuzenime teşekkür ediyorum. Nuriyeciğim de bakalım ne göndermiş. Hediyesini beraber açalım. Şimdi geldi kargo dediğim gibi. Evet, arkadaşım bana Karaca'dan fincan takımı yollamış. Güzel de bir not yazmış bakın. Elinden kahve fincanı düşmeyenlere verilecek en güzel hediye diye düşündüm. Güzel günlerde oturun diyor. Ev hediyesi olarak yollamış. Kesesine bereket. Hemen beraber bakalım. Ay bak, heyecanlandım ha. Bir Nuriye bir ben zaten kahve ve fincan tutkunu. Çok severiz. Ay çok güzel. Ben de daha filli yeni Nescafe almıştım ya, büyük ama benim aldıklarım. Altılı böyle Türk kahvesi fincan takımı göndermiş. Kırık falan da yok. Çünkü güzel sarmış arkadaşım. Paketleme güzeldi. Ya Nuriyeciğim çok teşekkür ederim canım benim. İçerken hep seni hatırlayacağım. O kadar şıklar ki. Çok güzeller. Arkadaşımın kesesine bereket. Kese de bir görmesin inşallah. İnşallah beraber içmek de nasip olur yine. Nuriye bir kere gelmişti Zonguldak'a. İnşallah Rabbim tekrarını nasip etsin. Şöyle dur. Hepsini çıkartayım da öyle göstereyim. Sonra masayı cifleriz bu arada. Paketi koymuştum ya. Ha, Duru buraya kalemle çizmişsin. Bak ben de paketten geldi sanıyorum. Duru burada ödev yapmıştı. Sonra masayı cifleyelim. Şunları bir açalım. Fincanların hepsini çıkardım. Yakından da çok güzeller. Böyle hepsini takım halinde görünce daha çok hoşuma gitti. Zaten güzel bir fincan. Arkadaşımın valla ne diyeyim. Zevklidir kendisi. Kesesine bereket. O da böyle çok seviyor fincanları falan. Böyle inşallah en yakın zamanda birlikte kahveler içmek nasip olsun. Buradan selamlar gönderiyorum Kayseri'ye, Nuriyeciğime. Madame Mor kanalının ismi söylemiştim canlarım. Severiz birbirimizi. Bir dönem Nuriye ile biz kırgınlık yaşadık. Kısa sürdü Allah'tan. Nuriye'yi çok severim. O da beni sever biliyorum. Eski dosttan düşman olmaz yani. Biz dost diyebilecek seviyedeydik çünkü. Elif olsun, Nuriye olsun, diğer arkadaşlarım olsun. Rabbim bozmasın inşallah bundan sonra. Kırgınlıklar gelip geçici olsun yani, öyle söyleyeyim. Arkadaşımın da kesesine bereket. Birçoğunuz da hatta o dönem fark etmişti Nuriye ile küsmüşsünüz diye. Allah'tan kısa sürdü. Dediğim gibi Nuriye'nin de yeri bende çok ayrıdır. O da beni sever, ben de onu severim. Buradan öpüyorum arkadaşımı. En kısa zamanda da inşallah görüşmeyi diliyorum. Nasip olsun bakalım tekrardan. Hemen birazdan bir keyif kahvesi içeceğim. Her kullandığımda da Nuriyeciğimi hatırlayacağım tabii ki. Hangisini de içelim bilmiyorum. Bakacağız. Karar vereceğiz. Hepsi çok güzel. Şu zebralı da çok güzel. Hemen mutfağı temizledim. Makinamı doldurdum. O çalışacak. Şöyle fincanları elde yıkadım. Suları süzülsün iyice, kurulayıp yerini alacak yani fincan dolabında. Birazdan da zaten kahvemizi içeriz. Yemek daha karar vermedim. Saat 1'e geliyor ama yemeğe de karar veririz. Bu arada dün çok yağmur yağınca Zonguldak bayağı kötüydü. Dün resmen felaketi yaşadı Zonguldak. Buradan tüm Zonguldak halkına da geçmiş olsun. Batman'da falan da durum kötüydü. Batman halkına da geçmiş olsun diliyorum. Can kaybı da vardı orada. Rabbim beterinden korusun. Dün fırtına olunca, yağmur çok yağınca biz balkon takımını içeriye aldık. Siz de söylemişsiniz. Şöyle bakın. Burayı boşalttık arkadaşlar. Yani ayakları vardı ama sonuçta ahşaptı. Fırtınayla birlikte cama kadar yağmur geldi. Dün buralar resmen aktı gitti yani. Yatak odasına koyduk köşeye. Büyük bir takım, her yere de sığmıyor ama yatak odam müsaitti. Buraya koyduk. Çiçeklerimi de şöyle kenara toparladım. Böyle. Buraları hatta Rıza gece süpürdü. Her yer yapraktı. O kadar çok yağdı. O kadar çok yağdı. Allah'ım felaketlerden korusun. Takımı aldım yani içeri. Yazanlarınız olmuş. Yeri gelmişken göstereyim dedim. Böyle canlar.
Evet, yeni fincanları kuruladım. Yerini aldı canlar. Fincan dolabımı çok sıkıştırmıyorum. Konsolda da var çünkü bayağı bir fincanım. Yani orada da takımlarım var. Evet, evi süpürdüm. Mutfağa geri geldim arkadaşlar. Kıymalı tarhana yapıyorum kızlara. Yemeği de koyacağım şimdi. Nihayet günün kahvesine sıra geldi. Yanına hurma da koyacağım. Hurmayla birlikte kahvemi içeyim. Vallahi ne güzel oldu. Fincanlar yakıyor görüyorsunuz. Ay çok beğendim gerçekten. Bu rengi de çok güzelmiş. Nihayet yüz yüze gelebildik arkadaşlar. Vallahi daha yeni oturdum. Mutfaklardaydım işte, kahvemi falan da orada içtim. Ondan sonra bir duş aldım. İyi geldi. Saçlarımı birazcık kuruttum böyle. Aşırı değil de. Şöyle kurusun diye salık bıraktım. Vallahi uzun uzun kurutamadım. Uzadı ya. Ay uzun sürüyor. Diyorsunuz bazen Elif abla saçların çok güzel uzadı. Bir şey yapıyor musun diye. Ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Ama güzel uzuyorlar. Dip boyası da tabii çabuk geliyor. Neyse, nasılsınız bakalım, inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Dün Zonguldak fenaydı. Haberlerde görmüşsünüzdür zaten. Annemle konuştuk az önce de, annemlerin dün çatısı uçtu arkadaşlar. Yani dün çok zor bir gün geçirdiler. Benim bu mahallede burada sıkıntı yoktu. Hani burası hep bayır aşağı olduğu için burada bir problem olmadı. Benim ev de etkilenmedi ama etkilenen çok mahalle var. Kara Elmas, Çaydamar, oralar çok kötüydü. Tepebaşı, köyleri kötüydü. Karabük tarafı, Çaycuma tarafı, Göbü falan, Kapuz tarafı yani felaketti. Hele o Kapuz'un denizi o kadar çok taşmış ki, Çarşıda da dereler, dükkanlar fena haldeydi. Camı çatlayanlar, kapısı penceresi uçanlar. Belediye durakları bile uçmuş. Demir duraklar nasıl uçabiliyor yani? Vallahi ağaçlar devrildi. Dün felaketi yaşadı Zonguldak. Batman'da öyle. Batman'da can kayıpları da vardı. Rabbim sabır versin. Beterinden de korusun hepimizi. Bir daha yaşanmasın inşallah. Bugün hava biraz daha iyi yani. Ne diyordum? Bugün hava biraz daha iyi. Fırtına yok en azından. Fırtına dindi. Annemlerde de şöyle. Çatı baştan yapılacak. Hasar olarak çatı komple uçtu arkadaşlar. Babam nişamba falan çektirmiş dün. Hani geçici çözüm usta bulana kadar ama... Çaycuma'dan amcasının oğlunu çağıracak. Amcasının oğlu bu tür işleri yapıyor. Ona yaptıracak. Çatı yenilenecek. Çatı kat komple su almış. Aşağıya da inmiş. Annemin katına da inmiş. Duvarlardan hep su almış. Hiç böyle olmamıştı senelerdir yani. Çünkü dünkü gibi fırtına çok uzun zamandır Zonguldak'ta olmamıştı. Dediğim gibi Rabbim beterinden korusun. İnşallah bir daha da yaşatmasın. Yağmur tabii ki yağsın. Barajlarımız dolsun ama fırtınalı bir şekilde böyle yağmasın. Sel falan olmasın. Onun dışında yağmur berekettir yağsın. Şu anda da ince ince yağıyor zaten. Çarşılar kötü durumda. Sahiller. O Ereğli gezdiğimiz sahil var ya, ne hale gelmiş Karadeniz Ereğli. Geminin bir tanesi ortadan ikiye ayrılmış. Hatta bir tane can kaybı vardı. Diğerlerine de arama kurtarma devam ediyordu aramaya. Öyle bir gündü dün yani. Elektrik gitti geldi her yerde. İnternet öyle. Bazı mahallelere hala şu an elektrik verilmedi. Elektrik şeyleri patlamış. Ne diyorlar onlara? Zaten direkler devrilmiş de. Yani anlayacağınız, siz de izlemişsinizdir mutlaka. Durumlar kötüydü. Bununla geçmiş olsun diyelim. Batman'a da geçmiş olsun diliyorum. Şimdi birazcık Esra'yı açtım. Öyle kızlar içerdiler. Onlar bir şeyler yediler, atıştırdılar. Makinede çamaşırım vardı. 2 dakikası var, baktım da onları asacağım. Başka da bugün bir işim kalmadı yani. Evet, saati 6 yaptık. Rıza geldi de markete gidiyoruz. Eksiklerimiz var. Çöpümü de aldım. Onu hemen atayım. Akbala gideceğiz. Alıp geleceğiz bakalım. Akbala geldik. Yağmur bugün öyle çok yağmadı. Baksana hep ince ince yağdı. Dünkü gibi olmadı Rıza. Aslında bugün için de sanki uyarı verdiler de. Fırtına yapacak. Aynen ya, fırtına olmasın. Yer de yok burada. Şu çıkıyor herhalde. Çıkıyor da bu da yine bekliyor. Ben anlamadım. O öndekini bekliyor. O onu bekliyor. Herkes birbirini dolu, bekliyor. Baksana. Dolu vallahi ya. Tüh. Yoğun şey. Saate denk geldik. Ha şu çıktı bak. Önce BİM'e geldik. Hem Akbal'ın orası biraz hafifler trafik. Şurada
da yer buldu da. Şunu da ikidir görüyorum ama alsam bilemedim. Artık hep çıktı ya böyle temizlik bezleri anlık silmeye. Komili yağı ne kadarmış? 175.90. Neyse yine almayacağım ya. Ben normal yıkayıp yıkayıp siliyorum her yeri. Meyve sularını alalım kızların. Okullar açılıyor ya beslenmeye. Şimdi de Akbal'a geldim. Meyve alacağım. Muz alalım, mandalina alalım. Muzlar da hep yeşil yeşil. Ya başka yok mu? Evet, eve geldik Rıza'yla. Valla şurası 1000 lira tuttu sanırım. Aynen. Bim'de de harcadım. Akbal'a da girdim. Şöyle içme sularımızdan aldık. Mandalina aldım, elma aldım. Muzlar çok yeşildi. O yüzden muz almadım. Bim'dekiler de çok çürüktü. Ayranlar var. İşte süt istedi Azra. Vişne suyu Duru'nun. Bir tane şöyle bal parmağın balını aldım. Bunu uzun zamandır almamıştım. Çocuklarla neyle yiyorlar. Saç kremi bitmişti. Şunu Azra ile ikimiz kullanıyoruz zaten. Soğan aldım. Bunu böyle yine beslenme için yarın koyarım diye. Çubuk da bunu Rıza seviyor. Bunlar işte çocukların dershaneye okula giderken falan atıyorlar çantalarına. Mecbur okul açılınca alıyorum. Bir tane ekmek aldık. Evde de vardı çünkü. Yumurtam bitmişti. Böyle arkadaşlar. Vallahi tencereye girecek bir şey yok ama paranın bereketi de yok artık yani. Eskisi gibi değil. Eskiden 1000 liraya şu masa dolup taşıyordu yani. Kayınvalidemle kumanya alışverişi yapardık hatırlarsınız. O böyle her ay yapardı. Şurada masa dolar taşardı yani eski parayla ama şimdikinin kıymeti yok. Yine de bugünümüze şükür tabii. Allah olmayanlara da versin. Alım gücü versin herkese. İkinci bardak çayı doldurmaya geldim de ağzını yakayım. Şef ailesi için çay zamanı. Mutfağı toplamıştım yemekten sonra. Bir ağırlık çöktü koltukta. Sonra kalktım çayı demlediydim. Makinamı falan boşalttıydım işte. Evde yıkanacaklar vardı. Aman hiç iş bitiyor mu Allah aşkına? Siz ne yaptınız bakalım? Çay da boş içilmiyor ya vallahi. Alışmışım da yanına bir şeyler yemeye içmeye. Bunlar neler yediler? Kek açtılar. O Akbal'ın çubuğu vardı ya, o çubuktan yediler. Çerez aldı Rıza önüne, çayın yanına. O Elif çay içsin dursun. Vallahi billahi. Demişsiniz işte yaparken bize de söyle, öğünlerini paylaş, aralıklı oruçtan bahset falan. Sıkılanlar oluyor diye çok paylaşmıyorum da. Yani bugün üçüncü gün, gayet iyi gidiyor. Kaçak böcek yok, iki öğün zaten mantı. Genelde işte 11.30-12 gibi kahvaltı. Akşam 6 gibi yemeği sonlandırıyorum. Sonra ertesi gün 12'ye kadar yemeği yok. Kalorisiz içecekler içebilirsin yani işte çaydır, sade kahvedir, ne bileyim bitki çayıdır, sudur falan. Ben şimdi çay içiyorum ya, bir daha sonra hep su içiyorum mesela. Katı gıda hiçbir şey yok. Yani böyle çok aşırı bir kilom yok. 66.9 geldim başladığımda. Ne günüydü? Cumartesi günü tartıldım. Tam 66.9 geldim. Hadi olsun 67 deyin siz ona. Yani ben şeylerde iyi oluyorum. 61, 62. O zaman iyi hissediyorum kendimi. Yani çok öyle durum vahim değil ama gene tabii Elif'i biliyorsunuz. Senede iki kere bir yazın böyle, yazın başında bir böyle kışın giriyorum falan. Bak geldi yine. Mutfağın ışığı hiç kapanmıyor ya. Ne alacaksın yine? Ne alacaksın? He? Bunların orucu da bir başka. Saat başı. Vallahi billahi. Saat başı oruç bunlar. Hadi bakalım. Çayımızı alıyoruz. Köşemize gidiyoruz. Nihayet kızları yatırdık. Saat var ya 10.30'a geldi. Daha doğrusu ona gelirken yatırdık ama bir kikir kikir böyle yatağın içinde. O ona bir şey söylüyor, ona bir şey söylüyor. Duru bir ara buraya geldi gitti falan. Alıştılar iyice şimdi geç kalkmaya, işte geç yatmaya. Hemen düzenleri bozuldu. Yoksa 9-9.30'da yatırıyordum ben onları. Neyse şimdi uyudular, sesleri kesildi de. Diziye bakıyorum. Şunu da içeyim, daha su içmeyeceğim zaten.
Bu saatlerde işte kazınman başlıyor arkadaşlar. Yani saat 10'dan 10.30'dan sonra tehlikeli saatlere giriyoruz. Vallahi o saatler çok tehlikeli. İrmik helvası gördüm, keşfetti. Ay Allah'ım, çok da güzel yaparım. Çok da güzel severim. Çok da güzel yerim yani ama. Neyse, dur bakayım biraz şey yapalım, yol kat edelim. Böyle abartma diyenler oluyor bazen. Şimdi gelirler yine, Elifciğim senin neyin var, aman ye gitsin gençsin falan diye. Şaka yapıyorum böyle zaten, hani şey yapmayın. Arada böyle ekstralar olabilir yani. Kasmayacağım kendim ama şimdi daha yeni başladım kız, 3 gün oldu. 3. günden de bozmayayım yani, değil mi? Neyse, veda etmeye geldim. Pijama moduna geçeceğim. Artık şuraya uzanırım, videomu editlerim. Demin hatta bir kiraz sapı çayı da içtim ben. Böyle yarın yine görüşürüz bakalım. Yarın sabah 7 çeyrek geçe hayat başlıyor. Kaldığı yerden devam. Gerçi tatilde de çok geçlere kadar kaç kere uyudun desenize, neyse. Yarın okullar açılıyor bakalım. Yani burada zaten çoğu yerde açıldı da, burada tatildi biliyorsunuz, bu dünkü fırtınadan dolayı burada tatil edilmişti. O yüzden biz yarın başlıyoruz. Neyse, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın kısmetse görüşürüz.